bundan aylar önce size deselerdi ki bütün dünya sokağa çıkamayacak, herkes korku içinde evine kapanacak, New York'ta sokaklar boş olacak, Melbourne'da boş olacak, Dublin'de boş olacak, inanır mıydınız? Doğanın intikamı bu tabii ki. Ekosistem o kadar önemli ki siz buna dokunduğunuz kadar geri tepecektir. İşte virüs de bunların en güzel örneklerinden biri. Bugün binlerce kişi sıtmadan ölüyor. Binlerce kişi ağırlı Afrika'da olmak üzere doktorsuzluktan ve hastanesizlikten ölüyor. Yağma yok. Şimdi siz korkuyorsunuz değil mi? Beni çoğu kişiler değişik yanlarımla tanıyorlar. Veya basında yer alan farklı olaylarla tanıyorlar. Bir kısmı da iyi tanımıyor maalesef. Efendim ben 44 yıl İTÜ'de çalıştım. Son 9 yılı 3 dönem bölüm başkanlığı yaptım. Maden Fakültesi'nde maden mühendisi bölüm başkanıydım. Ve o zaman işte bu gördüğünüz şeyler çoğu odamda duruyordu. Odamda müze gibiydi. Aslında çok sevdiğim bir İTÜ'ye bırakmak istedim bunları. Fakat tabii dekan benim bir numaralı düşmanım. Beni gördüğü yerde kovalıyor. Daha ilk günden itibaren benimle savaşa girişti. Herhalde benim popüler olmamı kabul edemedi. Defol git buradan dedi. Evine git öl dedi. Bölüm başkanlığını bırak dedi. Ve büyük bir mücadeleye girdi. Bırakmadım bölüm başkanlığı. 68 yaşında emekli olunca otomatikman bölüm başkanı olarak emekliye ayrıldım. Bu ev bana aitti. Kiradaydı. Kiracı da dönem kira vermiyordu. Ve burayı boşalttırdım. 6 ay uğraşıp müze haline çevirdim. Hiç boş kalmıyor. Şu anda değil ama okullar açıkken öğrenciler burayı dolduruyorlar. Araştırmacılar geliyor, doktor öğrencileri geliyor, siyasi bilimlerden öğrenciler geliyor. Onlara burada hediye veriyorum, çay veriyorum, simit veriyorum. Bizim buranın geleneksel ikramı simit ve peynir, kaşar peyniri. Koronavirüs Türkiye'de 7 kişiyi daha hayattan kopardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca... İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi. 65 yaş ve üzeri olanlarla kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmaları yasaklandı. Genelgede bu grupta bulunanların dışarı çıkarak hem kendilerinin hem de toplumun sağlığını riske attıkları belirtildi. Bana şunu söylüyorsunuz, evine git öl. Dışarı çıkma, şu anda çıkamıyorum. Hava almaya hakkın yok. Sen otur, bize ayak bağı olma. Ne gerek var, yürüyeceksin, jimnastik yapacaksın. Çok kolay masa başında oturup bundan dışarısı çıkmasın. Hani bir aralar bir İstanbul'da dedikodu oldu. Babam da İstanbul Milli Eğitim Müdürü'ydü. Ankara'da Milli Eğitim Bakanı herkesi çağırmış, bütün Türkiye'nin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne. Herkes şikayet ediyormuş işte. Benim okulumda soba yok, odun gelmiyor, öğretmenim yok, binam yetersiz, dam akıyor falan filan. Herkes şikayet etmiş, habire. Milli Eğitim Bakanı da böyle dinliyormuş. Sonra demiş ki, ya demiş, şu okulları kapatayım da rahat edeyim bari, milli eğitimi iyi idare ederim demiş. Bu da ona benziyor. 64 yaşında evde kalsın, ben bu ülkeyi iyi yönetirim. Evet gençler merhaba. Artık derslerimiz biliyorsunuz uzaktan yapılıyor. Aramıza bir virüs girdi. O virüsü de ben saygıyla karşılıyorum. Çünkü insanlara bazı gerçekleri öğretti. İnsanlara nasıl tüketim toplumu olduğunu, nasıl devamlı olarak doğayı yok ettiğini, bütün hayvanlara her şey insan için deyip her şeyi kendimize yönlendirmeyi, devamlı alışveriş edip daha çoğunu istemeyi, savaşları, binlerce insan açlıktan ölürken aldırmamacılığı. Fakat bu virüs insanlar arası ayrım yapmadı ve şu anda Fatih Terim bile hasta olduğunu duyduk bu sabah. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Ama onun da milyarları kendisini kurtaramıyor gördüğünüz gibi. Bunları size derslerde anlattım hatırlarsanız. Dedim ki doğanın da intikamı, Kur'an'da yazdığı gibi günün birinde hesap sorulacaktır. Kıyamet gelecektir. Bugün geldi ve bizi sizden ayırdı.
Yani ekosistemi yok eden bir tek varlık var, insan. Yani şimdi bu Çin'deki virüsün doğması da biliyorsunuz. Hayvanları alıp onlara eziyet ederek, ondan sonra onların etlerini yiyerek, dışarılarda satarak onlar da virüsleriyle intikam alıyorlar. Doğanın intikamı bu tabii ki. Virüs tamamen hayvan etinden geçmiştir. Hayvanı yiyerek o virüsün de vücuda gelmesi ve bütün dünyanın bu şekilde yaymasına sebep olundu. Kuş gribi de böyleydi, domuz gribi de böyleydi. Aslında bu virüs de insanın içine girip yaşamaya çalışıyor. Sen bunu hayvandan alıp insana taşıdığın zaman insana adapte olmaya çalışıyor. Kendisine bir vücut arıyor. O hayvandan geçtiği için aynı şekilde insanda da yaşamaya çalışırken insanı öldürüyor. Çağıralım, o da gelsin bugün. Bir arar mısınız kendiniz? Arayayım tabii. Çağırırsanız daha iyi olur. Kaç telefonu kaç? 0534. Bekliyorum diye. Ben bayağı şeyler kendilerinden geldi şimdi. Ne olmuş? Ustalak bir şey gibi insanlarla bir reklam çıkıyor. 0534. O haberi yaptı. Sözcüde. İyi olur ya. Evet. Nasılsın? Özledim. 2,5 milyona yakın evet izlendi. Bayağı. Beni sokakta görüyorlar, yağma yok diyorlar. Yeni ismim yağma yok oldu. Ama benim bir avantajım var, sağlamım. Sıtmayı patlattım. Türkiye'de tek insanım kara sıtmadan kurtulan. Dünyada sayılı insanlardan biri. Ya. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Biliyorsun aram iyi değildi. Yani tabii ki insana kötülük gelsin istemedim ama o kadar parası onu kurtaramıyor şimdi görüyorsun. Herkes eşit yani bu virüs. Çok güzel işler de yaptı dünyada sağ olsun. Kabadayılarından virüs kokmadı yani kabadayılarından. Onları korkutamadı, lokantalara gir basamadı. Sağlık dilerim ama şeyi de koruyamayacak, Papa'yı da koruyamayacak, Kanada Başbakanı'nı, Monaco Prensi'ni de koruyamayacak. Bu virüs bize eşitliği öğretti. Efendim teşekkür ederim. Şimdi ders başlıyor galiba. Evet, teşekkür ederim. Evet, efendim virüse teşekkür ederim. Çünkü virüs insanlara ayrımcılık yapmadı şu ana kadar. Herkes eşit. Belki şu anda Çat'ın bir köyünde daha tarihin ne olduğunu bilmeden yaşayan Orta Afrika Cumhuriyeti'nde oraları hep ziyaret ettim. İnsanlar daha mutlular. Onlar belki virüsü bile duymadılar. Oraya virüs gitmez ki. Şu anda Amerika'yı vuruyor. Şu anda İngiltere'yi, İtalya'yı, Fransa'yı, Yunanistan'ı vurdu, bizi vuruyor. Şımarık futbolcuları vuruyor, Amerika'daki sanatçıları vuruyor. Yıllar yılı hiçbir şey yapmadan tüketen, parti parti gezen insanları vuruyor. O yüzden zaten olay oldu. Başbakanın eşlerini vuruyor, din adamlarını vuruyor. Yağma yok, onlar da tabii ki şimdi korktular. Bana diyorlar ki hocam futbolcu Ronaldo'nun aleyhine konuştunuz ama bağışta bulundu diyorlar. Niye bulundu? Menfaati için bulundu. Şimdiye kadar Suriyeliler için bağışta bulundu mu Ronaldo? Güney Sudan'da binlerce insan ölüyor. Birdenbire kendi menfaati için, kendi korktuğu için, adalara kaçtığı için yaptıkları kazancının binde biri bile değil. Ben bunları kabul etmiyorum. Bir yağma yok. Yani siz de ölüyorsunuz, siz de öleceksiniz. Hepimiz öleceğiz ve ayrımcılık yapılmıyor. Virüs bize bazı şeyler öğretti ama bu ne kadar sürer bilmiyorum. İnsanlar çok çabuk unutuyorlar. Birinci, ikinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan öldü. Unutuldu, gene savaşlar devam ediyor. Almanya'nın şehrinde bir hayvanat bahçesi var. Geziyorsunuz, üzerinde diyor ki dünyanın en tehlikeli yaratığı, Almancası geferlik. Herkes arıyor nedir bu diye falan. Sağa bakıyorlar, sola bakıyorlar, ağaçların altta bakıyorlar. Hayvan yok efendim, yaratık yok. Sadece bir ayna var, ayna. Çok tehlikeliyiz. Bunu yıllardır anlatıyoruz. Ev üzerine ev aldınız, yat üzerine yat aldınız. Yazlık evler aldınız, hiç kullanmadınız. Oscar töreni diye saçmalık yaptınız. Oraya gelenler $10,000 verip bir kıyafet getirip şımarık şımarık poz verdiniz.
Türk aldınız, hayvanların canlı canlı öldürüldüğü kütleri üzerinize giydiniz. Yunus günde 3-4 kilometre yüzemeyen bir Yunus yaşayamaz. Yüzündeki ifadeye bakmayın, mutlu görünüyor, hiç mutlu değil. Değerli medya mensupları, tüm dünya 1 Aralık 2019'dan öncesine dönme mücadelesi veriyor. Çin'de Wuhan adında bir kent ve bulaşıcı bir hastalık. Bir süre bunu duydunuz, sonra bunu koronavirüs kelimesi izledi. Ardından ölüm, salgın, ülke isimleri geldi. Bundan aylar önce size deselerdi ki bütün dünya sokağa çıkamayacak, herkes korku içinde evine kapanacak, New York'ta sokaklar boş olacak, Melbourne'da boş olacak, Dublin'de boş olacak. İnanır mıydınız? Ve gene inanmanızı istiyorum. Günün birinde de dünyanın sonu gelecek. Nasıl gelecek? Isımız artıyor, sattıkça buzullar eriyor. Şu anda Kiribati'de 110 bin nüfusu vardır. O bütün o mercan adaları sizin tüketim hırsınızdan dolayı Kiribati su altında kaldı. Ne yapacaklar? Tarım yapamıyorlar, hiçbir şeyde kalmadı. Yarısı taşındı. Peki hadi diyelim ki Kiribati küçük bir ülke, Avustralya, Yeni Zelanda yardım etti. Ya Bangladeş su altında kalırsa da oluyor. Zannediyor musunuz Bangladeş halkı orada boğulacaklar mı? Gelecekler. Yüzler yüzler, biner biner gelecekler. Size de rahat vermeyecekler. Dünyanın sonu böyle gelecek.